Ömer Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba Soner Hocam. İsmim Ömer Uzunel. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışmaktayım. Yaklaşık bir yıldır burada görevliyim. Daha öncesinde de Kırşehir Ahevran Üniversitesi'nde çalışmaktaydım. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunuyum. Daha sonrasında dinler tarihinde doktora yaptım Mitra ve Mitraizm üzerine. Yaklaşık 15 yıldır da dijital arkeoloji üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Bize biraz KÜMİP'ten bahseder misiniz? KÜMİP'in açılımı ne? KÜMİP, Kültürel Miras Dijital Belgeleme, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yaklaşık 2 ay önce açıldık. Altyapısını ise 1 yıldır kurmaya çalışıyoruz. KÜMİP, ülkemizde oldukça büyük bir ihtiyaç olan kültürel mirasın dijital belgelenmesi noktasında bütün uzaktan algılama, georadar, termal görüntüleme başta olmak üzere bütün bu dijital belgeleme ile ilgili çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak daha nitelikli çalışmalar üretmek üzere kurulmuş bir birim. Birçok çalışma şu an yürütmekteyiz. Moküsos Antik Kenti'nde, Kayseri Örenşehir'de, Antalya, Silyon başta olmak üzere birçok farklı noktada kültürel mirasın dijital belgelemesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. KÜMİP nereye bağlı? Hangi üniversiteye bağlı? KÜMİP, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi altında kurulmuş bir birim şu anda. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Kayseri Örenşehir'de bir villa yapısı var. Bu villa yapısının biz yersel lazer tarayıcıyla taramalarını, insansız hava araçlarıyla havadan görüntülenmesini, aynı zamanda termal görüntülemelerini, georadar çalışmaları gibi farklı alanlarda çalışmalarını yaptık. Şu an arkamda görmüş olduğunuz şeyde de, görüntüde de izleyebilirsiniz bu görüntüleri. Burada biz sanal gerçeklik içerisinde, Örenşehir örneğinde bütün bu verileri tek bir çatı altında toplayarak izleyicinin ya da bir akademisyenin bu veriye birebir etkileşimli olarak yaşamasını sağlıyoruz. Yapının içerisine girdiğinizde sanal gerçeklik ortamında georadar verisine bastığınızda georadar verisi açılıyor ve yapının neresinde, hangi yapıyla ilişkili olduğuna dair verileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda restitüsyon önerisini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda uzaktan algılamayla yaptığımız çalışmayı görebiliyorsunuz. Bu şekilde hepsini bir arada. Kazılardan ve araştırmalardan size bir bu konularda bir talep geldiğinde nasıl bir prosedür izliyorsunuz? Kazılar bize öncelikle başvuruyorlar, ulaşıyorlar. Biz onlara bir matbu evrağımız var. O evrağı gönderiyoruz. O evrak doldurulduktan sonra bize başvuruluyor. Biz bu projeye dair bir bütçe hazırlıyoruz. Bütçeyi gönderiyoruz. Bütçenin onaylanması sonrasında aramızda bir sözleşme imzalayarak çalışmalara başlıyoruz. Daha sonrasında da çalışmalar sonrasında artık istenen ortofoto, sanal gerçeklik, georadar, termal kamera neyse ona dair verilerimizi sunuyoruz. Üniversitenin döner sermayesine bağlı değil mi? Evet, üniversitenin döner sermayesi üzerinden çalışmalar yürütmekteyiz. Peki bu konuda talepler geldi mi size? Hani kurulduktan sonra bir herhangi bir kazıya, bir belgeleme, bir sanal gerçeklik olsun bir çalışmanız oldu mu kurulduktan sonra? Kurulduktan sonra Silyon Antik Kenti'nde çalışmalar yaptık. Ne yaptınız orada? Silyon Antik Kenti'nde bir Türk evi var. Türk evinin restorasyonu yapılacak. Burada lazer tarama ve drone'la insansız hava aracıyla çalışmaları yürüttük. Oranın orta fotolarını ortaya çıkarttık. Buradan da işte röleve restorasyon projeleri şu an hazırlanmakta. Aynı zamanda Moküsos Antik Kenti'nde bir kilise yapısında, şu anda şuradan da göstereyim. Şu an görüyorsunuz. Kilise yapısında çalışmalar yaptık. Benzer şekilde burada da 3 boyutlu olarak yapıyı çıkarttık. Aynı zamanda termal görüntülemesi, yine yersel lazer tarama, aynı zamanda sanal gerçeklik gibi uygulamalarını da burada sunduk. Amasra'da çalışma yaptık. Amasra'da bir antik cadde var. O antik caddede yine yersel lazer tarama çalışması yaptık. Suedre Antik Kenti'nde hamamda bir çalışma gerçekleştirdik. Yani bu şekilde. Şöyle diyebiliriz. Siz şu saydığınız hizmetleri yapmaya hazırsınız. Yeter ki talep gelsin. Evet. Bununla ilgili kazı başkanlarına buradan da bir çağrı da bulunalım. TÜMİP olarak bütün bu saydığınız faaliyetleri yapmaya talipsiniz. Evet. Yapabilecek kapasitesiniz. Evet. Peki biraz da şunu konuşalım. Türkiye'de dijital arkeolojinin geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Biraz geç kalmış mıyız yoksa iyi durumda mıyız sizce?
Şöyle, biraz geç kalmışız. Bu bir gerçek. Bunu eğri oturalım, doğru konuşalım. Çünkü başta üniversitelerin arkeoloji bölümleri başta olmak üzere maalesef buna dönük dersler yok. Buna dönük dersler olmadığı için lisans mezunlarımız bu alandan mahrum bir şekilde üniversitelerden mezun olmakta. Birleşmiş Milletler'in 2030 vizyonu var. 2030 vizyonuna göre 2030 yılından sonraki süreçte daha çok sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin hayatımızda birebir artık yaşadığımız bir dünya yaklaşmakta ve 5-6 yıllık bir süreç kaldı. Dolayısıyla bizim bunu arkeoloji dünyası olarak, sanat tarihi dünyası olarak bir şekilde bir ucundan yakalamamız gerekiyor. Bu anlamda da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bunu kendime bir misyon olarak edindim. Şimdi bu yaptığımız çalışmalarda aslında öncelik şurada. Arkeoloji en nihayetinde bir kazı çalışması, en nihayetinde geri dönüşü olmayan bir tahribat. Biz bir tahribat yapıyoruz ama bunu bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Ve biz 20-30 yıl sonraki teknolojiyle bu şu an toplamış olduğumuz verilerin ne olacağını bilmiyoruz. Biz şu anki bakış açımızda yorumlayabiliyoruz. Elbette. Arkeoloji ilk kurulduğundan, ilk ortaya çıktığından beri de belgeleme birinci öncelikli önceliğimiz yani. Burada da ilk belgeleme şeyimiz neydi? Fotoğraflama, işte NIVO ile ölçüm yapmak gibi. Ancak bunlar en nihayetinde iki boyutlu ölçümlerdi. Ancak insan üç boyutlu bir algı dünyasında yaşayan bir varlık. Dolayısıyla bizim bu belgelemeyi üç boyutlu olarak yapmamız gerekiyor. Burada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi şu anda lazer tarama, yaklaşık ben 15 yıldır bu işi yapmaktayım. Lazer tarama bizim ülkemizde hala mevcut durumda. Ölçüm yani çizim işi için yapılıyor. Yani ortofoto dediğimiz çizimler hazırlanıyor, altlıklar hazırlanıyor ve bunun üzerinden çizimler gerçekleştiriliyor. Ancak lazer tarama cihazı aslında bir çizim cihazı değil. Ben şöyle tarif ediyorum lazer tarama cihazını. Aslında lazer tarama bir zaman makinesi. Siz şu anda yapıyı taradığınız anda o yapıyı donduruyorsunuz. 2024 yılında 20 yıl sonraki arkeoloğa muazzam bir hediye veriyorsunuz aslında. Evet evet hazır. Evet. İşlenmeye hazır. Kesinlikle ve ileride kuantum bilgisayarlar sayesinde mesela şu anda şu elinde tutmuş olduğum veri yaklaşık olarak 50-60 GB'lık bir veri. Bunu normal bir bilgisayarla sizin kaldırma şansınız yok. Ancak 20-30 yıl sonra özellikle kuantum bilgisayarların devreye alınmasıyla beraber bu veriler çok kolay işlenebilir bir hale gelecek. Ve insanlar direkt sizin o taramanızın içerisinde alanı deneyimleyebilecekler. Alanı deneyimleyebilecekler. İçeri girip bakacaklar ve bu alanda nasıl bir kazı yapılmış, nasıl hatalar yapılmış, nasıl ölçümlenmiş bunların hepsini birebir deneyimleme şansları olacak. Peki Ömer Bey, dünyada dijital arkeoloji gelişmelerini takip ediyor musunuz? Biraz Türkiye ne durumda? Onlara biraz değinsek, biraz zaman kaybettiysek zaman kazanmak için neler yapılabilir? Tabii ki. Yaygınlaşması açısından. Tabii ki. Şimdi şu anda bu işte yani dijital arkeoloji anlamında özellikle Amerika ve Çin başı çekiyor. Ve Çin son 10 yılda inanılmaz bir devinim kazandı. Bu alanda onlarca kitap bastılar ve makale yayınlamaktalar. Özellikle belli bölgelerini 3 boyutlu sanal ortama da aktarmış durumdalar. Bununla beraber zamani projekt olmak üzere Afrika'da yapılan bir proje gibi projelerle birçok coğrafyadaki yapılar 3 boyutlu olarak ayağa kaldırılıyor. Belgelemeleri yapılarak mevcut durumları internet ortamında insanların görmesi için açılıyor. Bizde maalesef henüz bu işler yok. Yani bu anlamda böyle bir çalışma daha henüz yapılmış değil. Biz şu anda Kapadokya bölgesi için böyle bir projeyi başlatmak istiyoruz. Arkeoloji halkla buluşturmak açısından dijital arkeoloji önem kazanıyor burada bana kalırsa. Çünkü arkeolojiyi görselleştiriyor dijital arkeoloji. Hem belgeleme hem de 3 boyut katma anlamında. O yüzden daha da önem vermeliyiz. Hani biz arkeolojiyi hep şikayet ediyoruz ya, halka ulaştıramıyoruz, benimsetemiyoruz. O yüzden dijital arkeolojiye destek şart. Bana kalırsa bunun Türkiye'de bir tek çatı altında toplanması gerekiyor. Evet. Yani farklı üniversitelerde veya farklı kurumlarda bu çekirdek nüve oluşmuş bir yerde. Evet. Fakat bunun en azından Kültür Bakanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü olarak değerlendirilmesinin olumlu olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Soner Hocam, kesinlikle katılıyorum. Ben yıllardır da bunu anlatıyorum. Bakın şöyle düşünün. Ben size bir örnekle bunu açıklayayım. Ayasofya'nın lazer taraması yapıldı bundan birkaç yıl önce. Ayasofya'nın şu an verisi nerede? Ya şu an bir savaş çıktığını düşünün ve Ayasofya'nın yıkıldığını varsayalım.
Ayasofya'yı sizin tekrardan yerine koyabilmeniz için onun 3 boyutlu bir verisine ihtiyacınız var. Şu an Kültür Bakanlığı'nın bir an evvel, bakın bir an evvel böyle bir birimi kurması gerekiyor. Evet. Artı çok büyük serverlarda ülkede yapılan tüm lazer tarama başta olmak üzere dijitalleşmeye yönelik tüm çalışmaları tek çatı altında toplaması gerekiyor. Evet, çok önemli. Bu inanılmaz, bakın inanılmaz öncelikli bir şey. Yani hani hayat mayat meselesi gibi bir şey. Çünkü bunun vakit kaybedilmeden yapılmasını kesinlikle, öneriyorsunuz yani. Kesinlikle, kesinlikle çok büyük bir proje olmalı ve bütün bu kazılardan toplanan, restorasyon projelerinden toplanan lazer tarama diyorum başta olmak üzere bütün verilerin tek bir çatı altında buluşuyor olması gerekiyor. Bunu işleyen uzmanların olması gerekiyor. Bu gerçekten ülkemiz için hayat mayat meselesi. Şimdi biliyorsunuz Türk Arkeoloji Enstitüsü kuruldu Gaziantep'te. Evet. Oraya bir çağrıda bulunalım o zaman. Ya onlar sahip çıkabilir bu sizin söylediğiniz şey. Yani onların belki daha böyle donanımı da var, ekipmanı da var ilerleyen evet. saatlerde. Evet. O da bir öneri olabilir yani. Sonuçta bir arkeoloji enstitüsü orası. Kesinlikle Soner Hocam. Yani enstitünün açılması çok değerli, çok önemli. Ayaklarından biri de dijitalleşmeydi. Evet. Onun ilerletilmesi, daha sağlam ayaklar üzerine kurulması gerekiyor. Zira geleceğin dünyası tamamıyla bunun üstüne kuruldu. Evet, evet. Bunu ıskaladığımız anda gerçekten evet, çok evet. büyük bir... Dünya bir yol almış, evet, biz ucundan çok. Tutmuş durumdayız. Bunun desteklenmesi lazım evet, kurum ve kuruluşlar tarafından. Kesinlikle. Üniversiteler de burada önem kazanıyor. Şimdi burası bir örnek olmuş. Evet. Bunun desteklenmesi lazım diğer üniversiteler tarafından evet, da. Evet, veya kesinlikle. Diğer kurumlar tarafından. Kesinlikle, kesinlikle Soner Hocam. O zaman çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ben verdiğiniz bilgiler ederim. İçin. İnşallah bu temennileriniz hayata geçirilir. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz Soner Hocam. Görüşmek üzere. Girerek bastığınızda mesela oradaki görüntülerde görebilirsiniz hocam. Georadar verisi açılıyor ve georadarın nereye geldiğini, nereyle ilişkili olduğunu, ne olabileceğine dair bilgiyi birebir yaşayarak görebiliyorsunuz. Bakın orada mesela şimdi bakın burası Mokisos Antik Kenti. Oranın 3 boyut modellemesi. Bakın şimdi şu an termal kamera görüntüsünü görüyorsunuz yapının. Biraz geri alabilirsen. Tamam kalsın orada gelir şimdi. Bakın burada şimdi georadar verisi falan da çıkacak. Dolayısıyla siz çok küçük bir dosyayla, bunu istediğiniz şekilde de saklayabileceğiniz bir dosyayla, bakın burada görüyor musunuz? Georadar verisi açıldı. Nartex bölümünün direkt giriş kısmını görüyorsunuz. Bakın duvarla ilişkisini falan. Birebir deneyimleme şansınız var. 100 megabayt gibi bir dosyayla siz bütün bu verinin hepsine sahip oluyorsunuz. Tabii hepsi ayrı ayrı bir şey. İsterseniz sadece işte ortofoto üzerinden çizim çalışmaları yapmak istiyorsanız o ayrı bir şeyi. Yani olay şu, buraya getirdikten sonra her şey sizin hayal gücünüze kalıyor. Siz neyi hayal ediyorsanız, çünkü dijital ortamda bir yer çekimi yok, rüzgar yok, herhangi bir şey yok. Siz ne istiyorsanız onu bu şekilde... Bunu hangi programda? Ya birçok program. Yani Unreal. Bu Unreal. En son hali, yani şu anki hali Unreal'da izliyorsunuz. Ama onun öncesinde birçok prosesi var tabii yani kendi içerisinde. Durum böyle. Bununla ilgili işte biz araştırma merkezi olarak üniversite bünyesinde hizmet vermeye başladık. Yani bütün bu cihazlar şu anda zaten broşürde de görüyorsunuz mevcut durumda. Cihaz şeyini de büyüteceğiz, daha da büyüteceğiz. Yersel lazer tarama. Hem hava lideri şöyle hocam, çok yüksek çözünürlüklü bir kameramız var. 50 megapiksel P1, çok özel bir kamera. Artı termal kameramız var. İkisiyle de farklı farklı ölçüm yapıp iki alanın 3 boyutlu modeli çıkıyor. İki tane radar çeşidimiz var. Hem yeri ölçebiliyoruz hem de duvarın içerisini ölçebiliyoruz. Böyle bir hizmet sağlıyoruz. 3 boyutlu yazıcılarımız var. Endüstriyel yazıcı. Normal hani bu basit yazıcılar gibi değil. Bayağı bildiğiniz yani şunu basıyor bu şekilde. Artı aynı zamanda işte sanal gerçeklik gibi hizmetleri vermekteyiz hocam. Tabii orayı da ben taramıştım. Bu da kalıbı. Evet. Yani o kendisi, bu da kalıbı. Buna basıp seri üretime geçebilirsiniz. Nasıl çalışıyor? Mesela ben sizin, şimdi ben iki şeyden dolayı ilgilenirim. Evet. Bununla. Bir bölüm için, işte bölümün içinde nasıl evet. bir şey yapalım. Yani evet. Çünkü artık dersleri falan da biraz böyle bu tarafını döndürmek lazım. Evet. Bir tarafı da kazı için. Evet. Şimdi ben sizi kazıya mesela davet etsem, evet. işte bir hava liderine ihtiyacım var evet. desem. Evet. Bize başvuruyorsunuz hocam bize. Biz size bir formumuz var. Formu gönderiyoruz.
formumuzda siz bize başvuruyorsunuz. Biz size teklifimizi iletiyoruz. Teklifimizi kabul ederseniz işte biz üniversiteye yazıyoruz. Görevlendirmemiz çıkıyor. Size geliyoruz. Çalışmayı yapıyoruz. Aramızda bir sözleşme imzalıyoruz tabii ki. Çalışmayı yapıyoruz. Daha sonrasında da ne istiyorsanız artık şey olarak, format olarak hangi türde bir veri istiyorsanız onu size teslim ediyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Biz bu yeni dönemde artık şimdi okul kapanıyor da evet. Hocanın böyle bir küçük konuşma yapmaya da daha çok. Olur, olur tabii ki hocam. Memnuniyetle. Tabii ki memnuniyetle hocam. Özellikle bilgisayar destekli arkeoloji ile ilgili olarak hani ben biraz farkındalığın artmasını istiyorum. Çünkü evet. Gelecek tamamıyla bunun üstüne kurulu. Dolayısıyla bir yerinden yakalamanız gerekiyor. Tabii tabii. Şimdi onu evet. Evet. Dolayısıyla... Biraz böyle şey oluyor bazen. Kendi bölümüm için söylüyorum. Ben acemi gidiyoruz henüz evet. Ama hani evet. Şeyi yakalamak. Ben bu arada arkeoloğum. Yani hani zaten ben evet. Yani şey dışarıdan hani şeyde evet arkeoloğum. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Arkeolog olmak daha iyi böyle işleri. Hocam yapmak. Az önce Murat hocam buradaydı. Size şunu söyleyeyim bakın georadar çalışmalarında başta olmak üzere birçok çalışmadan hiç kimse pek memnun değil Türkiye'de. Bu o kişilerin bilmediğiyle alakalı değil. Arkeolog olmadığı için ne araştırdığını bilmiyor. Yani altta ne var ne yok bilmiyor. Dolayısıyla anomali ona göre okuyor. Sizin istediğiniz gibi okumuyor. Bizim avantajımız burada arkeolog olmamız. Sizin ne aradığınızı biliyoruz, ne istediğinizi biliyoruz. Aynı dili. Evet, aynı dili konuşuyoruz. Sadece evet. Bazı konularda farklı evet. Araçlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim gerçekten hocam. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun yani. Oldum. Çok önemli bir şey. Biz sadece ulaşıyoruz. Tabii ki tabii ki hocam. Tabii ki. Tabii ki. Bunu sormuştunuz. Bu Mokuzo Santin kentinde yaptığımız bir çalışma. Çalışmaya dair farklı görüntüleri bir arada görmektesiniz. Burada georadar verisi, burada termal 3 boyutlu görüntüyü, buradan uzaktan algılama, burada da sanal gerçeklikle ilgili çalışmalara dair bir poster hazırladık. Gelen kişiler daha iyi konuyla ilgili çalışmalar yapsın diye. Burada da röle ve restitüsyon ve restorasyon projeleri de yapmaktayız aynı zamanda. Buna dair de bir altyapımız var mevcut durumda. Şu anda gelecek olan röle ve restitüsyon, restorasyon projelerini karşılayacak bir durumdayız. Bu endüstriyel bir drone. Matrix 300, DJI'nin Matrix 300 modeli. Bunun şu anda yeni bir model 350'si var. Son çıkan model buydu. Matrix 300 çok gelişmiş bir drone. Her yerinde sensörleri var, görüyorsunuz. Bu sensörler sayesinde herhangi bir objeye çarpma riski sıfırlanmış durumda. Sadece tel olan alanlarda pek fazla çalışma yapmıyoruz. Onları pek tespit edemiyor ama onun dışında herhangi bir çevresinde 3 boyutlu bir cisim olduğunda ona yaklaşmama bir durumu var. Normalde üzerinde herhangi bir şey olmadığında, ekipman olmadığında 1 saat havada kalma özelliğine sahip. Üzerine 3 tane farklı kamera takılabiliyor. Lidar sensörleri takılabiliyor. Mevcut durumda şu anda bizde P1 kamerası var, fotogrametrik kamera var. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar alıp bunları fotogrametri çalışmalarında kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da termal ölçüm yapmak için ayrı bir kameramız var. Bunlar buraya takılarak, bu altta görünen bölüme takılarak ölçüm yapılıyor. Dikeyde yaklaşık 500 metreye kadar uçma şansımız var. Oldukça yüksek bir irtifada uçabiliyoruz. Endüstriyel drone olduğu için diğer dronelardan farklı olarak çok stabil çalışma şansına sahip. Rüzgar hızı biraz şiddetli olsa dahi cihaz oldukça stabil çalışmakta. Evet, bu cihazla Kayseri Örenşehir'de, Amasra'da, Silyon'da, Suedra'da, efendim Mokisos gibi antik kentlerde 5-6 farklı noktada yani 2 aylık bir kuruluş evremiz olmasına rağmen farklı alanlarda çalışma yapma şansı yakaladık. Bu çalışmaların bence en önemli tarafı da o zaten. Sadece bir drone verisinden orta foto çıkartmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda bundan aldığımız veriyi diğer lidar olmak üzere elde ettiğimiz verilerle birleştirerek tek bir çatı altında toplayarak çok daha nitelikli çalışmaları ortaya koymaktayız. Önünde tabii ana bir kamerası var. Normal bir pilot gibi siz ön kameradan da ne yaptığınızı evet görebiliyorsunuz. Yani şeyin drone'un nereye gittiğine dair bir fikir elde edebiliyorsunuz. Tabii sabit kalabilir. Belli bir noktada tabii sabit. Yok hayır. Cihazın önemli bir tarafı engebeli arazilerde bir yapay zeka kullanıyor NIT'nin içerisinde.
araziye uyum sağla dediğinizde arazinin eğimine göre uçmaya başlıyor. Arazinin durumuna göre uçmaya başlıyor. Evet. Böyle bir özelliği var. Cihaz çok gerçekten çok yani veri olarak çok nitelikli. Yani özellikle diğer küçük o dronlara göre kamerasından dolayı çok nitelikli fotoğraflar veriyor. Fotoğraflar kalitesi çok nitelikli olduğu zaman da elde edilen sonuç çok daha kaliteli oluyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size, aldığı çok küçük bir alandaki fotoğrafların gigabyte cinsinden büyüklüğü yaklaşık 5-10 gigabyte arasında. Evet, fotoğraf büyüklüğü. Bu sadece fotoğraf büyüklüğü. 5 mesela geçen Sinyon'da yaptığımız çalışmada 10 GB'lık veri toplamıştı. Ya bu çok ciddi bir rakam, bir fotoğraf olmasına rağmen 10 GB'lık bir veri toplamıştı. Dolayısıyla çok özel bir cihaz bu anlamda.